Ve Galatasaray'a geçelim değerli izleyenler. Galatasaray tabi yoluna Avrupa Ligi'ne devam edecek. E, muhtemel rakiplere de şöyle hep birlikte bakalım. Pazartesi kura çekimi var ve e, kura çekiminde Galatasaray'ın rakipleri e, bu takımlar olacak. Roma, Freiburg, Marsilya, Toulouse, Rennes, Sporting, Sparta, Prag ve Karabağ. Yani, e, Sporting'i istemiyorum hemen söyleyeyim. Sporting'i istemiyorsun. Şimdi... Hemen hemen kimin istenileceği belli de istenmeyen e, İzmola gitmemek için mi istemiyorsun? İstenmeyen, ben noktada i̇stenmeyen <gülüyor> noktadan <gülüyor> başlayalım. İstemem. Karabağ isterim açıkçası. Peki, Onu isten... söyleyeyim. İstenmeyen noktada mı? Karabağ herhalde. Karabağ hariç. Hiçbirini istemem yani şu an. Sparta Prag olabilir iste, isteyeceğim. Diğerlerini çok istemeyebilirim. Frayburg'u istemeyebilirim. Karabağ olursa Toulouse olur. Roma'yı istemeyebilirim. Marsilya evet inişli çıkışlı ama ne olursa olsun bu tehlikeli. Yasman. Toulouse olabilir. Doğru söylüyorsun. Evet, Formsuzlar Fransa ile doğru Doğru yani. söylüyorsun. Turuz olabilir ama e, orada Komoli da, da Komoli ve, ile buluşma fırsatı olur. Evet. Ren takımı e, Bertu ile buluşma fırsatı olur. Evet Sporting ile istemeyebilirim. Ruben Amorim takım. Ren Sparta, Prak, yani. Sporting e, bu noktada. Bence Freiburg. Yani bu dört takım çok enerjiyle oynayan takımlar yani. Evet. E, onun dışında Roma'nın öyle bir futbolu var ki gerçekten hani mesela bir Roma kopenhag eşleşmesi olsa Avrupa'da bugün. Yani şey açısından söylüyorum tabii ki ikisi gol atmadan, farklı kulvarlarla 4 maç da, oynanabilir. Yani hani ilk gol ne zaman olur falan diye e, böyle bir düşünsek... Galatasaray'a Roma ters gelebilir. 5 altıncı maçlarında olabilir yani. Sadece karı kalitesi itibariyle söylemiyorum bunu. Jose Mourinho eğer kapatmak isterse kaleyi kapatıyor. Ve sen de gördüğümüz kadarıyla Kopenhag maçında gördüğümüz açmakta zorlanıyorsun. Açmak zorlanıyorsun. O yüzden futbol açısından çok olumlu olmayabilir Galatasaray açısından. Yani dediğim gibi Karabağ, Sparta, Prag... Sparta bu sezon daha az izledim ama yani diğerlerini biraz daha fazla izledim için. Onlar da bu sezon çok iyi takımlar. Dün de kazandılar ama ya tabii hani Karabağ Toulouse sonrasında üçüncü takım yine Sparta Pra yazılır mı yazılır yani ama. Hı. Toulouse güzel de, bir şey. Doğru söylüyorsun. Toulouse'u şey. Yapmış. Toulouse olabilir ya bence de çünkü. Geçen yıl iyi bir çıkış yapmışlardı hatta. Hmm. E, Turuza hiç gittin mi? Lig kupasında Gizmelerde oynadılar değil mi? Marsilya'nın mesela e, evet, final kupasına final oynadılar. Kayb, kaybettiler. Doğru yani. kazandılar. Kupayı kazandılar. kazandılar Doğru kupa almışlar. Ama bu sene öyle değiller. E, şey, Komoli. ikinci maçın deplasman olması. Marsilya o yüzden istemiyorum. Hani Marsilya'nın sonuçta Çok tribün gücü ol. olduğu için hani aynı hani Marsilya deplasmanında tur kalsın istemem. Şu Kopenhag'da kaldı olmadı. Kopenhag'ın da bu arada atmosferi çok iyiydi onu da söyleyeyim. Yani yerinde maçı izlemiş. Yani Bilmiyorum. burada hani bu bağlamda. Parken Stadyumunda iyi bir ambiyans oluşturuyorlar. Bu bağlamda diğer takımların tribünleri de fena. Tamam Marseille tribünleri iyi ama. Ha şöyle söyleyebilirim. Turuzluk'u o kadar genel, iyi olmayabilir ama. E, bu mu? arada şu takımlar da muhtemelen Galatasaray'la eşleşmek istemeyecekler. Tabii ki. Böyle bir gerçek de var. Şu an yani bu turda. Zaten... Türde... Avrupa Ligi'nden <laughs> e, gruptan çıkan takımlar Şampiyonlar Ligi'nden gelen hiçbir takımı bence istemezler yani. Ya ben bence orada da Galatasaray'ı bir tık ayırıyorum yani. Ama Avrupa Ligi'nde bu sezon umutlar daha da yüksek. Neden daha da yüksek? Seviye elendi çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bir sevindi. Avrupa Ligi'nde komple bütün takımların sevindiği bir gece oldu. Ben en az iki oldu. tur diyorum Galatasaray için. Ee, bu arada e, yani. Ahmet Bey, Ahmet Kuru bir mesaj atmış. O da diyor ki... E, Kader'in garip bir cilbesi Devler Ligi'nde grup üçüncülerine Avrupa Ligi biletinin verildiği ilk sezonda o vizeyi alan Galatasaray şampiyon olmuştu. Son sezonunda da aynı şekilde Galatasaray Kupa 2'ye gidiyor diyor. Böyle bir tesadüf olabilir mi acaba diyor yıllar sonra. Alsın. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray Kupayı alsın. Hiç şey e, bunun hani hiç tartışmasına falan girmiyorum. Giren varsa da hiç tartışmam zaten. Süper Lig şampiyonluğu bir kenara. Evet yani Avrupa bizim da, ligimizden iki tane takım Avrupa'da Kupa kazansın bu sezon. Bitti ya, yani. Her Sonra Süper Kupa'yı düşün. Avrupa'da Süper Kupa. Ama konferans liginde oynayamazlar. Yani. Ya pardon, pardon. Ben Keşke niye, olsa. Birden Şampiyonlar Ligi gibi. Gel, ben <laughs> güzel hayal etmişim yani. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirsek daha, daha güzel. Tamam o sırada Süper Kupa 2 olsun. <laughs> süper Kupa <gülüyor> <gülüyor> var işte. 29 Aralık. Süper Kupa bir süper. <laughs> has Süper Kupa. <gülüyor> 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 ya olur, ya bu o günleri de görürüz inşallah. İnşallah, inşallah. Ya Şöyle söyleyeyim bu arada. Bu Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatı. Yani tabii Galatasaray'ı konuşmaya devam edeceğiz ama bir parantez açma, açmadan da geçmek istemiyorum. Yani o İsviçre formatı denilen format yani ben böyle bir baktım beni çok rahatsız etti. ya böyle çekici gelmedi, cazip gelmedi. Neden bu turnuvadan vazgeçiliyor? Yani en azından çünkü gruplarda hani üçüncülüğün bir değeri vardı. Yani sonuçta dört takımın üç pozisyonuna yukarı çıkabileceği son bir noktada maçlar, son, haftaki son haftaya maçlar hafta hafta kadar gidiyordu işte. Son haftaki maçlar formalite olmuyordu artı. Şampiyonluk kendi içinde düzenlemeye gitti zaten. işte 2000-2001 e, sene Ruchescu'nun Galatasaray'da olan çift aşamalı grup vardı. 4-4, 4, -4 B4. O da kötüydü Sonra bence. De, o, o da kötüydü mesela. Şu anki sistem bence çok iyiydi. Şu anki sistem bence çok iyiydi. En iyi idealiydi. Şey. Ve illa bir şey değiştirmek gerekmiyor. Yani bırakın Onu arkadaşlar güzelken devam etsin ya. Zaten doğru bir değişiklik yapılmıştı zamanında 20 sene önce. Şu e, mantaliteyi futbol yöneticileri maalesef son dönemde çok fazla benimsedi. Çok fazla maç, daha fazla para. Dünya Kupası'nın değişmesi, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın değişmesi, playoff süperlikte kaliteyi getirmiyor daha fazlası. Yani nicelik illa kaliteyi getiren bir unsur değil. Burada da işte oynanacak maçların formatı bence çok doğru bir format değil. Yani 8 takımla oynayacaksın bazı takımlarla sadece dışarıda oynayacaksın. Oysa evet, ev sahibi, sahibi olarak olmayacak yani, yani. bazı maçlarda. Evet, bir güçlü takıma karşı dışarıda, bir güçlü takıma karşı içeride oynayacaksın vesaire. Yine anne hani eş değer rakiplerle oynayacaksın herkesin. Ama yani çok da gerek yok. Ben çok doğru bulmuyorum bu formülü. Kaldı ki Şampiyonlar Ligi'nde işte sadece kura heyecanı bile Şampiyonlar Ligi'nin şeyine, e, Büyüsün. keyfine, büyüsünü çok tabii, artıran bir şeydi. Tabii. Ya şöyle düşünelim. Şimdi futbolda bizim jenerasyonun gördüğü en büyük takım işte Real, Barcelona, Bayern, işte United diyelim. Şimdi City, Real, Barcelona bütün Albenis'in o 2010'larda Messi, Ronaldo sürekli karşılaştılar. Şampiyon Ligi'nde karşılaştılar, Kral Kupası'nda karşılaştılar. 5-6 tane el ister klasik olmuştu. onun biraz Düşüyor. gazı karşı deriz ya. Eski heyecanlı yani izlemedim değil, ben 2015-2016'daki derbileri Şampiyonlar Ligi'ndeki işte olur. maçlara bakalım. Lans Sevilla maçı işte Avrupa Ligi'ne kim gidecek? Çok önemli rekabet yaşandı maçta. Salzburg Benfica maçı Sonları mesela. Bir değişti hani... hatta senaryo. Aynen öyle. E şimdi yani bu maçların heyecanını yaşamak varken lig usulü bu biraz şeye denk geliyor bence yine. Tabii ki arka planını bilemiyoruz ama bu Süper Lig kurulmuştu. Evet, Avrupa'da ona karşı... sonrasında iptal olmuştu ya. Biraz sanki o Süper Lig'e de yine yolu açacak bir format Hı -hı. gibi geliyor bana bilmiyorum. Milyar euro daha fazla ödeyelim. Şey yeni hakkı elde edelim ama dediğin gibi mesela. 8. ile 9. belli olacak işte. İlk 8 direkt playoff'a gidiyor. Sonrakiler işte oynuyorlar vesaire. 8. ile 9.'uncunun arasındaki maçı iki farklı maç belirleyecek belki. Evet. Mesela burada sen söylüyorsun ya so grubun son maçlarında kimin kal kalacağı, kim işte Galatasaray'ın durumu gibi. Ya bu sefer öyle bir heyecan yaşamayacaksın. Yok. Bana çok doğru gelmiyor. Ben çok çok beğendiğimi, çok takdir ettiğimi söyleyemeyeceğim. Benzer şekilde herhangi bir yöneticinin e, çok fazla maç çok fazla kalite düşüncesine de hiçbir zaman katılmayacağım. Kalite dediğin şeyi bulabilmek için e, belirli standartlar oturmak zorundasın. Yani Kesin. burada e, evet yine heyecanlı maçlar olur gelecek sezon şampiyonlarında. Bunu tartışmıyorum. Yani yine heyecanlı karşılaşmalar olacak. Ama turnuvanın bütün heyecanını yitirme ihtimalimiz de yüksek. Dünya Kupası'nda da öyle. E yakında Dünya Kupası'na gidemeyeni dövecekler. Böyle giderse artık öyle hani... Olacak. 48 takımdan sonra... Çok bence zaten yani. başının hatayı tekrar konferans ligi yani Inter bir seviye üstü bir kupa formasyonuyla 3 kupa eskiden işte Galatasaray'ın UEFA'yı aldığı zaman düşün kupa galipleri vardı. Kupa şampiyon, şampiyon ligi. ikiydi Burada yapılması gereken bence Konferans Avrupa Ligi'nin gelirlerini toplayacaksın. Evet, evet. tek gelir yine yani iki kupalı sistem bence mantıksız. Yok bence idi. yani konferansa takımların Avrupa'da kupa kazanma ümidini artıran bir lige dönüşüyordu bence. Yani ama dönüşüyor. şöyle düşüneceksin şimdi Galatasaraylılara sorsan şu anki sistem mevcut sistem bak, gayet Ben bir Galatasaraylıyım. Yani. Çoğu Galatasaraylı'ya da soralım. Avrupa Ligi'ne kaldığı için de mutlu değildir. Yoksa et, işin mantığında Galatasaray Avrupa Ligi'nde çeyrek final, yarı finali yapabilir. Bence Şampiyon Ligi'nde yapamazdı. Yani ilk kura şansı. Zor. Hadi son 16'da altıda geçtin. Çeyrekte o rüya biterdi. Yani işin sportif ilerleme kısmı ama bir yandan da Avrupa Ligi'nde kazandığın para ortada. Şampiyon liginden aldığın pas kadroyu döndürme. Bir de oyuncunun gelme isteği, galatasarayın daha cazip bir kulüp olması. Yani O yüzden ben biraz işin mali kısmında konferansla Avrupa ligini yine bir yapıp biraz geliri arttırılabilirdi. Şimdi ikiye bölüyorsun. Olabilir. Peki, yani yine kupa e gariplerini koyardım ben.